Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Beklenen videolara devam ediyoruz. 2021 DGS Matematik tahmini soru dağılımından bahsedeceğim. Konumuza geçmeden önce arkadaşlar, problemler kampına başladık. Problemler kampına gelmek isteyen arkadaşları bekliyoruz arkadaşlar. Problemler kampında çok güzel sorular çözüyoruz. Biliyorsunuz cebir kampını yapmıştık. Şimdi problemler kampını yapıyoruz. Sayısal mantık kampına sayısal mantık kampına katılmak isteyen arkadaşlar 25-31 Mayıs arası sayısal mantık kampı yapıyoruz arkadaşlar. Kamplarımızı biliyorsunuz. Videonun altına link koyacağım. Oradan kamplara başvuru yapabilirsiniz. Evet hazır mısınız arkadaşlar? 2021 DGS Matematik Tahmini Soru Dağılımı nasıl olacak? Ne tür sorular sizi bekliyor arkadaşlar? Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Video ile ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Şimdi birinci sorunuz muhtemel rasyonel sayı sorusu olacaktır. 2018'de bununla ilgili bir şekil sorusu geldi arkadaşlar. Yine şekil sorusu gelme ihtimali var. Şekil sorusu gelirse arkadaşlar, çok zor bir soru gelmeyecektir. Rasyonel olursa yine kolay bir soru gelecektir. İkinci soru muhtemelen ondalık sorusu olur. Yine 2018'de bununla ilgili bir şekil sorusu vardı. E, ondalık soru değildi 2018'deki ikinci soru arkadaşlar. Köklü sayılarla ilgili bir üçgen sorusu gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir soruydu arkadaşlar. E, 2021'de aleslere baktığımızda tahmin olarak rasyonel ve ondalık gelecek. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. üslü sayı. Genellikle böyle e, basit ifadelerin olduğu üslü sayılardan bahsediyoruz. Yani 2 üzeri eksi 3, 2 üzeri eksi 2 böyle işte 2 üzeri eksi 4 gibi böyle basit değerlerin olduğu bir üstlü sayı olacaktır arkadaşlar. Dördüncü sorumuz Temel kavramlarla ilgili bir soru olabilir. Ee, yani ifadelerin e, A ve B gibi değerler verip bunların toplamını size sorabilir. Alabileceği en küçük en büyük değerleri size sorabilir. Ya da şekilli bir soru olabilir arkadaşlar. 2018'de yine temel kavramlarla ilgili şekilli bir soru vardı. 2018'de şekil var. Diğer yıllarda pek şekil yoktu arkadaşlar cebirde. Beşinci sorumuz köklü sayılarla ilgili basit bir soru gelecek arkadaşlar. Köklü sayılar sorunuz basit olacaktır. Çünkü köklü sayılardan iki tane geliyor. Bir tanesi basit olacak. E, altıncı soru basamak kavramı ile ilgili bir sorudan bahsediyoruz. Yani mesela nasıl olabilir? E, A, B, 0 altına yani şöyle olabilir arkadaşlar. Şuraya yazayım. A, B, 0 işte buraya mesela CBA yazıyor. Alt alta topladığı zaman A, B, C yazıyor. Örnek veriyorum. A'nın B'nin C'nin alabileceği değerleri bize soruyor arkadaşlar. Böyle bir soru olabilir tamam mı? Altıncı soru genelde böyle oluyor. Yedinci soruya baktığımızda bir faktöriyel sorusu geldiğini görüyorsunuz ki her sene geliyor faktöriyel. E, kolay bir soru olacaktır. Tek ve çift sayılarla ilgili arkadaşlar yine kesinlikle bir tane sorunuz var. Bir denklem sorusu bekliyorum ben. Birinci dereceden basit denklem sorusu arkadaşlar. Olacak diye düşünüyorum. Yine üstü sayılar ve köklü sayılardan e, orta seviye, orta zor karışımı olabilir. Orta zor karışımı iki tane sorunuz var. Mutlak değerden arkadaşlar bir tane soru geliyor. Basit eşitsizliklerden bir tane soru geliyor. Genel olarak şunlara dikkat diyorum arkadaşlar. Bakın mutlak değer iyi çalışın. Bununla ilgili bununla ilgili gelen sorular zor olabilir arkadaşlar. Tamam. Çarpanlara ayırmadan yine bir sorunuz var. Kümelerden bir tane soru gelir. Fonksiyonlar 2021'de gelmedi. ilk e, pardon 2020'de gelmedi ama 2021'de fonksiyonlarla ilgili kesinlikle ben bir soru bekliyorum. Yine modüler aritmetikle ilgili 2020'de 3 tane soru geldi arkadaşlar. 3 tane soru geleceğini düşünmüyorum. Bir tane soru gelecek diziler yine 2020'de gelmedi. 2021'de dizilerden kesinlikle ben soru çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sınavdan sonra videonun altına yazarsınız. Bunları dediğiniz zaman bunlar gelmedi dersiniz. Bunları dediğiniz zaman bunların hepsi geldi de diyebilirsiniz. Asal bölenler ve ardışık sayılarla ilgili genelde soruların 19 ve 20. sütunda olduğunu, 19 ve 20. satırda olduğunu, neyse işte satır sütun neyse. Yani bu aralıkta olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yine asal sayılar, asal bölenler, ardışık sayılar, asal sayılar, bölme, bölünebilme, basamak kavramı gibi sorular arkadaşlar bu 19 ile 21-22 arasında gidip geliyor arkadaşlar. Bölme, bölünebilme soruları, basamak kavramı soruları, asal bölenler ve ardışık sayılar genel olarak sınavda şu kulvarda yer alıyor. Evet, sonra permütasyon ve kombinasyon sorusu var arkadaşlar. Genelde bu aralıkta olmuyor permütasyon kombinasyon. Yani genelde 37-38'de oluyor. Yani şu aralıkta bir yerde e, permütasyon kombinasyon oluyor. Hızdan sonra olabiliyor e, ya da hızdan sonra. Yani genelde problemlerden sonra oluyor. Ama ben e, karşılıklık olmasın diye permutasyon kombinasyon ve olasılığı buraya koydum. Kesinlikle bunlardan birer tane sorunuz var. E, buradan sonrası problem arkadaşlar. Yani aritmetik ortalamadan başlıyorsunuz arkadaşlar. Aritmetik ortalama, e, geometrik ortalamadan tek tük bir iki tane gelmiş. Oran orantıdan kesinlikle bir tane, e, orta zor karışımı bir sorunuz var arkadaşlar. Bakın aritmetik ortalama olursa biraz kolay olabiliyor ama oran orantı genelde kolay gelmiyor. Küme problemi ile ilgili kesinlikle bir tane sorunuz var arkadaşlar. Sayı kesire baktığımızda sayı kesirde 1, 2, 3 tane burada var. 3 tane burada var. Geldik buraya. Burada da 4 tane ve 5 sayı kesir. Yani 4 tane ya da 5 tane olabilir arkadaşlar. 4 ya da 5 tane sayı kesirden soru gelecek. Sonra rutin olmayan problemler dediğim benim bir tane soru var arkadaşlar. Bakın rutin olmayan problemlerde bir tane sorunuz olacak burada. Yine grafikte bir tane soru gelir arkadaşlar. Grafikte ve yaşta bir tane sorunuz var. Yüzde kardan 1 ve 2 tane soru bekliyorum ben. Karışım ve işçiden bir tane soru, hızdan bir tane soru olacak şekilde arkadaşlar. Bakalım problemlerde kaç tane sorumuz var? Bunu da problemlere dahil ederseniz 1, 2, 3, 4, 5 tane soru burada geliyor arkadaşlar. Problemlerden bir tane de burada var. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 tane problem sorusu geldiğini görüyorsunuz. Yani 13 olur, 14 olur ya da 15 olur. 15'i geçtiğini hiç görmedim arkadaşlar. Yani çok nadir. 14 civarında problem soruları var arkadaşlar. Buradan sonrasında sayısal mantıkla ilgili arkadaşlar sayısal mantıkla ilgili 39'dan sonra 53'e kadar arkadaşlar 15 tane sayısal mantık sorusu olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bunlara bakalım. Sayısal mantıkla ilgili arkadaşlar nasıl sorular gelebiliyor? Sayısal mantığın e, ilk e, gelen soruları cebirle alakalı sorular oluyor arkadaşlar. Yani genelde bunlar fonksiyon olabiliyor. Ardışık sayılar olabiliyor. Asal sayılar olabiliyor. Basamak kavramıyla ilgili sorular olabiliyor. E, işte üstlü köklü gibi. Üstlü köklü pek fazla gelmiyor ama gelme ihtimali var. Yani bunlarla ilgili sorular geliyor arkadaşlar. Yine Problemlerin dahil olduğu sayısal mantık soruları genelde grafik şeklinde geliyor. Bunlar da arkadaşlar benim beklediğim türden sayısal mantık soruları, fonksiyon ve kümeden arkadaşlar sayısal mantıkla ilgili çokça sorular gelmiş. Olasılık, dizi ve moddan sayısal mantıkla ilgili çokça sorular gelmiş arkadaşlar. Mesela 2020'de e, modüler aritmetikten yani işlemden iki tane soru geldi. Önceki yıllarda diziden, önceki yıllarda fonksiyonlardan üçer tane Sayısal mantık sorusu olduğunu ve yine kümelerden 2 ya da 3 tane sayısal mantık sorusu olduğunu görebilirsiniz. Buradan sonrası can yakıcı olabiliyor arkadaşlar. Yani burada e, burada 5 tane soru ya da 6 tane soru olabiliyor. Buradaki sayısal mantık soruları genelde zor oluyor. Yani buraya genelde şekil koyuyor. Geçen sene mesela orman vardı, deniz vardı, o soru vardı. E, bir tane üçgen sorusu vardı. Yani bunların genelde zor olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Sayısal mantıkla ilgili 14-15 tane soru var. Bunların bir kısmı temel kavramlar, bir kısmı problem, bir kısmı şekilden oluşan bir şey. Dolayısıyla şöyle bir yanılgı olmasın arkadaşlar. Yani e, ben problem çalışmayayım, sayısal mantık çalışayım. Ben cebir çalışmayayım, sayısal mantık çalışayım derseniz yanılırsınız. Cebir ve problem çalışmayan kişiler sayısal mantık yapamazlar arkadaşlar. Yani sayısal mantık yapabilmek için birikim lazım. Bundan sonra arkadaşlar yine geometri ile ilgili olan bir durum var. Geometride bir tane üçgen geliyor. Bakın bir tane üçgen geliyor, bir tane dörtgen geliyor, bir tane çember geliyor, bir tane katı cisim geliyor, bir tane analitik geliyor arkadaşlar. Bir tane analitik geliyor, bir tane de yine katı cisim olabilir, çember olabilir, dörtgen olabilir. Yani bir tane açı geldiğini, bir tane üçgende uzunluk geldiğini düşünürseniz bu. E, dörtgenlerden bir ya da iki tane çokgenler gelebiliyor arkadaşlar bunlardan gelebilir yani her birinden birer tane birer tane sorunuz var arkadaşlar bu şekilde geometride yedi tane soru geliyor arkadaşlar bakın 52 53'ten sonrası geometri yani bu şekilde ben tahmini olarak bu ayarda bu sorularda yani burada soruların gelebileceğini bu ayarda soruların geleceğini düşünüyorum sizin de yorumlarınız varsa arkadaşlar yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Katılmak isteyen arkadaşlar sayısal mantık ve problemler kampımıza katılabilir. Bir sonraki beklenen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.